okul ihtiyaçları sizde. Teknolojiler MediaMarkt'ta. JBL Tune 510 BT kablosuz kulaküstü Bluetooth kulaklık 1549 lira. Maksimum ve World Karta peşin fiyatına 3 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'ta gelin. Okula dönüş döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. MediaMarkt'ta tam zamanı. Her Big, Big King değil enfes sosu, alevde pişen köftesiyle tadı Big, fiyatı King. Big King sadece Burger King'ten. Üstelik şimdi Chicken Big King seçeneğiyle. Burger King. oyuncu hakikaten şu ekolün bir parçası. Sen yani top geçer adam geçmez değil. Top geçmez adam zaten geçmez ekolünün bir parçası gibi. Yatarak müdahale konusunda harika bir isim. Oyuncu o topu alacağını hissettiği zaman kayarak müdahale yapma konusunda asla geride durmuyor. Beşiktaş'ın Emirhan'ı yedek kulübesine kaydıracağını düşünmüyorum. Burada herhalde Antalya Spor maçında sol bek oynayan Emirhan o Dokai'nin eklenmesiyle birlikte oradaki mesaisini arttıran bir profile evrilecektir. Burada Beşiktaş'ın Emirhan'ı sol bekte kullanırsa sağ beke Raşit veya daha hücumcu bir oyuncu eklemek zorunda olduğunu düşünüyorum ben. Selamlar, Boyner Dynamic T'nin sunduğu mercek programının yeni bölümünde Beşiktaş'ın yeni transferi, 26 yaşındaki Felix Udokay'ın kariyerinden öne çıkanları, artıları ve eksileri değerlendireceğiz. Sevgili Dilara ile birlikte, hoş geldin Dilara. Hoş buldum Umut. İstersen oyuncu kimdir, nasıl bir oyuncudur bununla başlayalım. Tabii, ister sonuna geçmeden önce Beşiktaş neden bu transferi alelacele yapmak zorunda kaldı? Biraz onu irdeleyelim. Felix Dukay Haziran ayında da Beşiktaş'ın gündemine girmişti ama daha sonra farklı isimler ortaya atılınca biraz transferi ikinci planda kaldı ama herhalde Lugano maçından sonra Beşiktaş'ın aciliyetle bir sol savunmacıya, sol stoper olur, sol bek olur ihtiyacı oldu ortaya çıktı. Çünkü Lugano hakikaten Beşiktaş'ın savunma zafiyetlerini en net şekilde gösteren rakip oldu şu ana kadar ve bununla birlikte Beşiktaş'ın burada aradığı profilinde de değişme düşünüyorum ben. Beşiktaş Gabriel Paulista'nın yanına daha topla maharetli, daha oyun kurucu bir stoper ararken aslında topsuz oyunda da eksik kaldığını gördü ve buraya daha defansif kimlikli bir oyuncu aldı. Programın sonunda Beşiktaş'ta nerede oynar Beşiktaş'ta neleri değiştirir başta altında değerlendiririz ama istersen dediğin gibi oyuncuyu bir tanıyarak başlayalım. Felix Sudokay altyapı eğitimini 1860 Münih'te almış ve daha sonra Wolfsburg'un hem Dieter Hecking hem de Kevin De Bruyne sonrası yeniden yapılandığı süreçte aslında bütçe düşürüp Şampiyonlar Ligi'nden kademe kademe uzaklaştığı dönemde Wolfsburg'a katılmış bir isim. Ki Wolfsburg'un aynı transfer döneminde yani 2017 yazında Luka Iter gibi, Landry Dimata gibi isimlerle transfer ettiğini de görüyoruz. Yani bu politika çerçevesinde Wolfsburg'a katılmış bir isim. Ama Wolfsburg'a geçmeden önce burada tanıdığımız bir figüre de selam çakmamız lazım. Aslında oyuncunun ilk sıçrayışına sebep olan isim Vitor Pereira. Ocak 2017 1860 Münih'e katıldıktan sonra sistemi tamamen değiştirip ofansif bir 3-4-3 oynatıyor Vitor Pereira ve Felix Sudokay bu sistemin sol stoperi. Yani Beşiktaş'ta da oynayacağını düşündüğümüz yerde oynuyor. Ki yanında da Abdullah bağ var. Yine o transfer döneminde kadroya katılmış Vitor Pereira'nın güvendiği oyunculardan biri. Ve Vitor ile geçirdiği 6 aydan sonra oyuncu Bundesliga kulüplerinin ilgisini çekiyor. Burada yine Wolfsburg'a katılırken bir ismin daha altını çizmemiz lazım. O da Pierre Litbarski. Bizden birkaç jenerasyon üstü olanlar 80'lerdeki 90'lardaki Batı Almanya takımlarından ismini hatırlar Litbarski'nin ama Litbarski eski gündemine sokarken oyuncuyu bir David Alaba prototipi olarak belirtiyor. Udokai'nin kariyerinin ilk dönemlerinde toplu olan meziyeti, merkez orta sahada görevlendirilmesi ve hatta sol bekten yaptığı toplu çıkışlar hakikaten David Alaba'yı biraz anımsatıyormuş ama kariyeri ilerledikçe aslında Alaba figüründen biraz daha sağlam ve biraz daha merkezi savunan bir oyuncuya evriliyor. Litbarski'nin burada Alaba benzerliğinin altını çizmesi Wolfsburg'un bu yatırımı yapmasını sağlıyor diye gördüm ben. Wolfsburg kariyeri aslında çok çok iyi başlıyor. 2017 18 sezonunda henüz 19 yaşındayken 1500 dakikanın üzerinde bir süre alıyor. Ama Wolfsburg o sezon ligi 16. tamamlayınca maalesef fatura hem hocalara hem de bireysel olarak bazı oyunculara kesiliyor. O da bunlardan biri. Mesela o sezon Wolfsburg top kapma ve pas arası konusunda Bundesliga'daki 18 takım arasından 17. 18. sırada da Bayern Münih var. Bayern Münih'in bu listede son sırada olmasının sebebi tabii ki kendi kalesine daha az top gelmesi. O yüzden sayıları az kaldı ama Wolfsburg ligin bine yakın bir takım olarak bu kadar kötü bir savunma performansı gösterince maalesef Udo Kainan'ın bir sonraki sezon Knohe ve Brooks'un arkasında yedek beklediğini hatta Rosario'nun yedeği olarak sol bekte sık sık denendiğini görebiliyoruz. 2019 yazında da Oliver Glasner kadroda düşünmediği için ve Udo daha fazla dakika istediği için transferine izin veriyor ve hayat onu Augsburg'la buluşturuyor. Ve burada 2019-20 sezonunun onun yeniden hayata tutunma ve yeniden doğma sezonu olduğunu söyleyebiliriz. Ve bunu çok zor bir savunma hattıyla yapıyor. Yani yanında oynadı. oynadığı Tini Edvay daha pasör kimlikli, daha yumuşak bir stoper. Kanat beklerde Philip Max ve Stephen Liechtenler var. Onlar da bütün kariyerini yine hücumcu olarak değerlendirmiş iki bek oyuncusu. Yani Augsburg'un 2019-20 sezonunda elde avuçta tutabileceği tek savunma kimlikli stoperi Udo Kay ve o sezon harika bir sezon geçiriyor Udo Kay. Ki ondan sonra Johan Löw'ün ilgisini çekip Almanya milli takımına yükselmişliği de var. Ki Löw onunla ilgili bir açıklamasında şunu söylüyor. Geçirdiği sezonu değerlendirmek istedik. Onu ödüllendirmek istedik diyor. Bu da aslında oyuncunun Bundesliga çevrelerinde ne kadar büyük bir etki yarattığını bence gösteriyor. Udokai 2019-20 sezonunda toplam 125 top uzaklaştırıyor. Bu da tabii ki programın ilerleyen dakikalarında değineceğiz. Augsburg'un daha topu bırakan ve daha fazla atak giyen bir takım olması ile ilgili ama Udokai özelinde kendi kalesini savunurken çok büyük etki yaratan bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte oyuncunun Augsburg formasıyla o oh hep bahsedilen David Alaba figüründen biraz daha Osterwold'e ve hatta kariyerinin Sonuna doğru da Ethan Pinok'a dönüştüğünü söyleyebiliriz. Yani Premier Ligi yakından izleyen izleyicilerimiz vardır Ethan Pinok'u tanıyan. Pinok böyle çok sert, ayakları yere sağlam basan ve savunma kimliğiyle öne çıkan bir savunma oyuncusudur. Biraz kariyerinin ilerleyen dönemlerinde de onu andıracağını düşünüyorum ben oyuncunun. Az önce o yapmıştın aslında. İstersen Beşiktaş'a gelmesini sağlayan artılarından başlayalım. Şimdi oyuncu 2020-2021 ve 2023-2024 sezonlarında yani geçtiğimiz sezon Avrupa'nın 5 büyük ligine baktığımız zaman en fazla top uzaklaştıran 5 oyuncudan biri. Şimdi bu çok etkileyici ama bu istatistik bir noktada yanıltıcı olabilir. Şöyle Augsburg Felix Udokay kadroya kattığından beri %43'ü hiç geçmiyor toplu oynam olarak. Yani daha reaktif kalan, daha rakibi baskılama unsuru olarak belirleten bir oyun anlayışıyla sahada oluyor Augsburg ve Felix Udokay'ın işte %41'ler %38'lerle Augsburg toplu oynarken daha fazla hücum yediği için top uzaklaştırma sayılarının hormonlu olduğunu söyleyebiliriz. Mesela 2019-20 sezonunda 5.50'nin üzerinde bir top uzaklaştırması var ama o sezon Augsburg'a baktığımız zaman de toplu oynuyor Augsburg şöyle bir tezat var kendi içerisinde. Baktığımız zaman Felix Udokay'ın en fazla top uzaklaştırdığı sezonlardan biri geçtiğimiz sezon. Yine 5'in üzerinde bir oranı var. Ama Augsburg'un da geçtiğimiz sezon daha fazla toplu oynayan %42-%43'ü aşan bir takım olması burada kurduğumuz denklemi biraz bozuyor. Yani oyuncunun bir diğer artısı şuna bağlayabiliriz hemen. Oyuncu aslında prime dönemine yakın bir dönemde Beşiktaş'a geçiyor. Biraz Rafa Silva gibi. Ha burada daha ziyade Immobile gibi kariyeri düşüştü olan bir oyuncu değil. Rafa Silva gibi yükselişte olan bir oyuncu olması Beşiktaş için önemli ve yeteri kadar bence altı çizilmeyen bir artı. Bununla birlikte üçüncü artı olarak şut ve pas bloklamayı söyleyebiliriz. Oyuncu hakikaten şu ekolün bir parçası. Yani top geçer adam geçmez değil. Top geçmez adam zaten geçmez ekolünün bir parçası gibi. Oyuncunun Augsburg formasıyla 1500 dakikayı geçtiği sezonlarda 40'tan az blok yaptığı bir sezon yok ve bu alanda da yine Bundesliga'nın en iyi oyuncularından biri. Hatta geçtiğimiz sezon Süper Lig'de kim maç başı ne kadar blok yapıyormuş diye baktım. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Başakşehirli Nuba 1.6 maç başı blok yapıyor. Beşiktaş seviyesine kıyas yani Beşiktaş'ın kalesine çekilen şutlara blok yapma sayısına baktığımız zaman ben Udo Kayn'ın bu alanda ligin en iyi savunmacısı olacağını düşünüyorum. Tabii ki ligin en fazla blok yapan oyuncuları listesinde bulunmayacaktır Beşiktaş kalesine daha az şut geldiği için ama Beşiktaş kalesine gelen şutlara kıyasladığımızda Udo Kay bence ligin epey önüne geçecektir ki Bundesliga kariyerinde de 90 dakikaya vurduğumuz zaman oyuncunun iki bareminin altına pek düşmediğini hatta ikiyi geçtiği sezonlar olduğunu görüyoruz. Bu açıdan epey önemli. Diğer bir artıya şuradan bağlayayım. Oyuncu çok soğukkanlı bir oyuncu. Yani bu verilerle desteklenebilir bir noktaya kadar ama oyuncu izlediğinizde savunmada pas aşamasında oyuncunun çok soğukkanlı kaldığını ve hataya yatkın olmadığını görüyoruz. Şöyle bir istatistik var o dikkatimi çekti. Oyuncunun Bundesliga kariyerinde toplam 171 maçı var ve bunların 146'sı ilk 11. Yani aslında Augsburg gibi savunmasını güçlü tutmak zorunda olan bir reaktif takımda oyuncunun daha fazla basit hata yapmasını bekleyebiliriz ama kariyeri boyunca Bundesliga'da yaptığı basit hata ki basit hatayı da şöyle açalım. 7 sezonda rakibe şut yaratan basit hata sayısı yalnızca 14 ve zaten bunların 6'sı da 19 yaşında oynadığı Wolfsburg'da geliyor. Yani oyuncu kariyerinde basit hatayı tamamen silmeye yakın bir performans sergiliyor. Bu Beşiktaş gibi genellikle topu önde oynayacak ve genellikle skor avantajını yakalayacak takımlar için çok önemli bir özellik. Yani Udokay'ın hakikaten ayağına top gelince Beşiktaş taraftarının eyvah diyeceğini pek zannetmiyorum ben. Altıncı artısı tabii ki hava topu. Oyuncu zaten 1.93 ve yarattığı fiziksel avantajı çok rahat kullanabilen bir isim. Kariyeri boyunca hava topu kazanma yüzdesi %61'lere yakın. Ya bu da çok çok yani mesela Gabriel'den bu alanda çok daha önde bir oyuncu. Yani şu denklemi kuralım. Beşiktaş rakibi ön alan baskısında uzun topa zorluyorsa Felix Udokay ve Gabriel'in rakip santraforları uzun top verme ihtimali çok düşük ve Beşiktaş'ın düşen topları toplama konusunda iyi orta saha varken bu hakikaten savunmanın seviyesini 1-2 seviye yukarı çekebilir Udokay'a eklemesi. O açıdan çok önemsiyorum. Yine oyuncu izlediğimiz zaman göze çarpan en büyük etkilerinden birinin dribling yapan oyuncuya müdahale olduğunu görüyoruz ve burada müdahaleyi biraz daha açmak lazım. Yatarak müdahale konusunda harika bir isim. Ya hakikaten oyuncu o topu alacağını hissettiği zaman kayarak müdahale yapma konusunda asla geride durmuyor ve burada yaptığı müdahalelerde genellikle başarılı oluyor. Mesela burada folle veya sarı kartla cezalandırıldığı da çok fazla yok. Hakikaten o kayma kararını verdiği zaman o kararlılıkla birlikte topu rakibinden söküp alabilen veya topu dışarı uzaklaştırabilen bir isim. Bu da bence Beşiktaş savunmasında eksikliği hissedilen bir husustu. Yani hem Gabriel çok fazla böyle bir oyuncu değil. Emirhan zaten savunması bir stopere göre zayıf olan bir oyuncu. Ya yani Udokay burada tek hamleli bir profille Beşiktaş savunmasındaki eksikleri de giderebilir ve verilerle desteklemek gerekirse şunu paylaşmak lazım. Kariyeri boyunca driblingli esnasındaki bir oyuncuya müdahale yüzdesinde %64'ün üzerinde. Aynı metrikte Gabriel'e bakalım. Gabriel'in geçtiğimiz sezon La Liga'da bu sayısı %60. Yani o ya hakikaten kayarak müdahale konusunda Gabriel'in epey önünde bir isim olarak gözüküyor şu anda. Bir diğer artı adam markacı diyebiliriz. Yani genellikle zaten savunması güçlü bir oyuncu olduğu için savunmanın bütün metriklerinde oyuncu ön plana çıkabiliyor. Mesela Antalya Spor maçında bir sekans vardı. Omar Koli yaklaşan rakip hücumcuyla birlikte Beşiktaş 3. bölgesine kadar gelmiş ve orada kazandığı topla Beşiktaş'ı hücuma sokmuştu. Udokay'dan bunları sık sık görebiliriz. Udokay hakikaten derinde oynamaya çalışan hücumcusundan kopmayan ve onu sağdan silebilen bir isim. Mesela Emirhan Topçu'nun merceğinde biz bu hususta Emirhan Topçu'nun eksik kaldığını ve markaj esnasında rakip hücumcuya o fırsatları sunabildiğinden bahsetmiştik. Udokay'da böyle bir durum olmayacaktır. Udokay hakikaten birebir bir eşleştiğinde yani rakibini göğsüne aldığında rakibini sağdan silebilecek bir isim. Dolayısıyla Udokay'ın 3. bölgedeki pres gücünü de burada ekleyebiliriz ama adam markacı başlığı altında değerlendirmemiz daha doğru olur diye düşünüyorum. Topla iç artısından bahsetmedik. Topla olan benim gördüğüm tek artısı driblingle hat kırabilen bir oyuncu. Ya yani hakikaten o Alaba benzerliğinin biraz burada etkileri hala var ki 2021'deki sakatlığı bu alanda biraz geriye götürmüş oyuncu ama Beşiktaş ön alan baskısı yerken ve pas opsiyonu bulamadığında Udokay bir şekilde topu alıp koşuyla birlikte o ön alan baskısını kırabilecek Beşiktaş'ı pozisyona sokabilecek bir oyuncu. Dolayısıyla oyuncunun topla olan maharetleri sınırlı ama dribbling yeteneği hakikaten bir savunmacıya göre epey etkileyici gözüküyor. Mesela oyuncunun Wolfsburg'da deneme olarak progresif top taşımalarda yüzün altına düşmüşlüğü hiç yok. Yani bir sezonda yüzden fazla kez dribblingle en az 10 metre Alan kat etmiş bir önce ama Augsburg'un yapısı ve sakatlıklar tabii ki oyuncuyu bu alanda biraz geriye götürmüş gözüküyor. Şu etkileyici 2020-2021 sezonda toplam 114 metre top taşımış dikine. Ya bu da Augsburg açısından bir istisna gibi gözüküyor ama Beşiktaş'ın daha ziyade Van Bronckhorst'un sistemi savunmacıların topla ileriye doğru çıkışlar yapabileceğini de sağlıyor. O yüzden bu alanda Beşiktaş'ta fark yaratırsa çok şaşırmam ben. Udokai'nin epey artısını saydık ama bir artıyı saymazsak burada olmaz. O da Mediamarkt'ın artısı. Okul ihtiyaçları sizde teknolojileri Mediamarkt'ta. JBL Tune 510 BT kablosuz kulaküstü Bluetooth kulaklık 1549 TL. Maximum ve World Karta peşin fiyatına 3 taksit fırsatıyla şimdiden fırsatları değerlendirmeye başlayın diye öneride bulunalım ve oyuncunun eksilerine geçelim dilersen. <laughs> bir kere Udoka'yı az önce artılarından bahsederken özetlemeye çalıştım. Genellikle savunma kimlikli bir oyuncu. Ben burada Beşiktaş'ın Gabriel Paulista yerine daha oyun kurucu, daha topla maharetli bir oyuncu alması gerektiğini düşünen biri olarak bu transfere soğuk yaklaşmamın tek sebebi oyuncunun topla oynayan takımlarda forma giymemiş olması. Burada tabii ki Beşiktaş, Javi Montero gibi oldukça savunma anlamında zaafı olan ve sadece oyun kurduğu için belli bir seviyeye gelen bir oyuncu alsın demiyorum ama Beşiktaş'ın burada tercih edebileceği profil bence daha fazla toplu oynayan takımlarda oynamış bir oyuncu olabilirdi. Yani az önce bahsettim Augsburg'un %43'ü geçtiği bir Bundesliga sezonu yok ve Beşiktaş'ın sezon içerisinde %60'ları zorlayabilecek bir takım olduğunu düşündüğümden Felix Udokay hiç böyle bir takımda forma giymiş bir oyuncu değil. Yani Beşiktaş özelinde Udokay transferindeki en büyük eksi herhalde oyuncunun oyun kurucu özelliğinin olmaması. Oyuncunun kariyeri boyunca yaptığı kısa pas sayısı çok az. Yani ortalama 5-10 metre mesafeli paslarda maç başı 15 gibi bir oranı var kariyer boyunca. Oyuncağı, ortalamaya vurduğumuzda. Şimdi bu Beşiktaş seviyesinin o epey altında ama bu ekside bence umutlanabileceğimiz bir şey var. Geçtiğimiz sezon yine 10 metre ve üzeri dikine paslarda progresif dediğimiz. 100'ün üzerine çıkmış. Bir önceki sezon yalnızca 52 bu rakam. Yani geçtiğimiz sezon hakikaten oyuncunun pas konusunda önceki sezonlarından farklılaştığını ve Beşiktaş seviyesine yakınlaştığını görüyoruz. Yani oyun kurucu olmaması bir eksi ama bu oyuncunun 26 yaşında yani daha fazla gidebileceği yol olduğunu da düşünürsek bir noktadan ötürleşebilir. Ama ikinci bir eksisi maalesef pas sayıları. Kariyeri boyunca yaptığı bütün tür pasları değerlendiriyorum. Yani uzun pasta, orta metrajlı pasta ve kısa pasta. Toplam başarı yüzdesi yüzde 81. Şimdi bu da aslında baskı unsurundan ve markajdan arınmış bir bölgeye göre yani stopere göre çok düşük bir oran. Ama bu birazcık tabii ki Augsburg'un yapısından bağımsız değerlendirilemez. Yani oyuncunun pasta olan yeteneği biraz Augsburg'un sistemiyle daha da körelmiş ve sıfır noktasına inmiş gibi gözüküyor. Ama Giovanni Van Bronckhorst ve Beşiktaş onu tekrar ortalama bir seviyeye çıkartabilir diye düşünüyorum. Gözüme çarpan iki büyük eksisi bunlar ve bu da Beşiktaş'ın herhalde en fazla ihtiyaç duyduğu profilde. Ama herhalde Beşiktaş sisteminde Emirhan Topçu'yu kulübeye göndermeyecek bir şekilde forma giymesi bu açıdan da Beşiktaş'ın elini güçsüzleştirmeyecektir diye düşünüyorum. Beşiktaş sisteminde Emirhan'la düşündüğümüzde peki nerede oynar? Beşiktaş'ın Emiran'ı yedek kulübesine kaydıracağını düşünmüyorum. Burada herhalde Antalya Spor maçında sol bek oynayan Emran o eklenmesiyle birlikte oradaki mesaisini arttıran bir profile evrilecektir. Şöyle özetleyebiliriz. Beşiktaş, Emiran'ı sol beke koyduğu zaman aslında sağdan daha fazla hücum katkısı alması zorunda olan bir yapıya evriliyor. Ama burada mesela 3 tane stoper geri hatta durduğunda Jonas Svensson ne kadar ileri hatta çıkar ve rakip kaleye ne tehdit yaratır bilmiyorum. Dolayısıyla burada Emiran oyun kurulumunda özellikle de üçüncü bir stoper gibi Udokay ve Gabriel'e eşlik edecekse Beşiktaş bir noktada Raşit Say'ı sağ bek oynamaya ikna etmeli. Hoca bunu yaz kampında denemiş ama galiba Raşit Say'ı çok fazla beğenmemiş sağ bekte. Ama Beşiktaş burada hakikaten üçlü gibi dizilecekse Jonas Svensson'dan daha fazla hücum talep etmek zorunda olan bir takım ama Svensson da kariyeri boyunca çok fazla bu rolde oynamış ve bu rolü sağlayabilecek bir oyuncu gibi gözükmüyor bana. Çok iyi bir sezon başlangıcı yapması tamamen bağımsız bir konu. Beşiktaş burada hakikaten Raşit Sa'dan bir o Say Samuel çıkartırsa bu sistem epey elverişli gözüküyor. İkinci bir sistem şu olabilir. Emran Topçu yedek kulübesine geçer. Beşiktaş pas kalitesi elit seviyede olmayan iki stoperiyle birlikte oyun kurmaya çalışan bir takım olursa beklerinden bu sefer oyun kurması gerekiyor. Masuak oyun kurucu bir bek değil. Masuak'un da pas kalitesi sınırlı ve genellikle linkle rakip kaleye kat eden bir oyuncu. Svensson burada olumlu bir parça olabilir. Ama Beşiktaş'ın bu iki stoperi kullanacaksa sol beke Adriano seviyesinde bir pas kalitesi bulması ve oyunu beklerden kurması gerekir. Burada Musrati iki stoperin arasına çektiğinizde Udokay ve Gabriel Beck konumunda olacaktır. Bu sefer de iki Beck'inizin de koridoru kullanan oyuncular olması gerekir. Çünkü hem Semih içe kat eden bir oyuncu hem de görevlendirildiği takdirde Raşitsa da içeride konumlanabilecek. O half space'lerde konumlanabilecek bir oyuncu. Dolayısıyla burada Beşiktaş Udokay'ın tamamlayıcılarını bulmak zorunda. Ve Udokay'ı eğer sisteme ekler sol beki de Masuak olarak bırakırsanız oyun kurma anlamında bir adım yol gidebilirsiniz gidemezsiniz. Herhalde oyuncu üzerinde benim de en soğuk olduğum nokta bu. Daha ziyade Udokai Beşiktaş'ı diğer pozisyonlara, transferlere de zorunlu hale getiriyor. Dolayısıyla burada Beşiktaş'ın Emirhan'ı sol bekte kullanırsa sağ beke, Raşit'e veya daha hücumcu bir oyuncu eklemek zorunda olduğunu düşünüyorum ben. Ama Emir'i sol bek'e koyduğunuzda da Emirhan Semih'in içe kat ettiği noktalarda o alanı kullanamayacak bir oyuncu olduğundan burada da bir uyumsuzluk çıkıyor. Yani Beşiktaş adına Giovanni van Bronckhorst'un çözmesi gereken birçok problem var burada. Eklemek istediğim bir şey var mı? Eklemek istediğim bir şey yok. Beşiktaş savunma anlamında kendisini güçlendirebilecek bir oyuncu aldı ama oyun kurma anlamında ne kadar yaraya merhem olur bilemiyorum. Belki Beşiktaş aslında bu tüm sezon oyun kurmayan ve rakibi önde karşılayan bir takım olacak. Öyleyse bu dokaya hakikaten problemleri çözebilir ama Beşiktaş eğer %60'lara %65'lere çıkacak bir topa sahip olma oyunu oynarsa Budokai'nin bir noktada sırıtabileceğini düşünüyorum maalesef. Teşekkür ederim Umut. Ağzına sağlık. Ben sana teşekkür ederim bana eşlik ettiğin için. Boyner Dynamic Team'in sunduğu mercek programının sonuna geldik. Felix Sudokay Beşiktaş hayırlı olsun. Her türlü yorumunuzu bekliyorum. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.